Sallu ala tabi kulubina Muhammed. Allahum salli aleyhi ve sellem. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahum salli aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى وتقدس hazretleri bu ilim meclislerinin faziletini bilenlerden eylesin. Amin. Şuurlu bir şekilde devam edenlerden eylesin. Amin. Sohbetten ayrılmaktan bizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Birçok hadis-i şerifler bu hususta size rivayet ettik. Ancak yine sözlerimizin başında bu meclislere teşvik eder mahiyette olan bazı rivayetleri zikredelim ki inşallah nereye geldiğinizin farkında olun, ne kazandığınızın şuurunda olun. Hiçbir şeyi bu meclislere tercih etmeyin. Bu sohbetlerin bir tanesini dahi terk etmeyin. Ve her işi geri bırakarak bu ahiret amelini, salih ameli takdim edin inşallah. Tercih edin. Evet. Kâb-ül Ahbâr radıyallahu teâlâ anh rivayet ediyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri iki hüküm yazdılar ve kainatı yaratmadan, mahlukatı yaratmadan, diğer mahlukları yaratmadan, arş önce yaratılmış, arşın altına bu iki hükmü vaz'u buyurdular, yerleştirdiler. Melekler bu iki kararı hala bilmemekteler. Melekler o arşın altındaki hükümden haberdar değiller ama ben onları biliyorum dedi. Nasıl bilir meleklerin bilmediği şeyleri? Kullar bilebilir mi? Elde olan beyde olmaz. Allah Teala Allah yastafi minel melâketi rusulen ve minennâs. Meleklerden de rasuller seçer, insanlardan da Resuller seçer. Tabi fevha ile abdi mevha Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Miraç gecesi neler vahyettikleri arasında kimsenin bilmedikleri de olduğu gibi Tevrat'ta eski kitaplarda da böyle kullara bildirilen meleklerden dahi gizlenen bazı ilimler mevcut. Soruldu ki Ebu İshak onun künyesidir radıyallahu anh. Ya Ebu İshak mahuma bu iki karar nedir? Buyurdu ki birinci yazı şudur. لَوْ كَانَ رَجُلٌ يَعْمَلُ عَمَلَ جَمِيعُ الصَّالِحِينَ بَعْدَنْ تَكُونَ صُحْبَتُهُ مَعَ الْفُجَّارِ فَاَنَا الَّذ۪ي اَجْعَلُ عَمَلَهُ اِثْمًا وَاَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْفُجَّارِ Allah buyuruyor. Celle Celaluhu. Biz de duyuruyoruz. Ebu Leysi Semerkandî Hazretleri bunu zikrediyor. Bu rivati. Benim bir kulum, salih kulların, dostların, peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler,
hepsinin amellerini, iyiliklerini, ibadetlerini tek başına yapacak olsa, ama oturup kalktığı cemaatler facirler, fasıklar ve günahkarlarla meclis arkadaşıysa, bütün amellerini günaha çevirip kıyamet günü onu facirlerle, fasıklarla mahşere çıkaracak benim Allah. Kimlerle oturuyorsun? Şu mecliste kimler var? Ne ehli sünnet kullar var bak. Ya, ne güzel itikatlar var değil mi? Ne güller var. Bu ravzada demarartum bi riyadil cenneti farta'u. Cennet bahçelerine uğrarsanız istifade edin. Nasıl ma beyne beyti ve menberi ravzatun riyadil cennet. Allah nasip eder tekrar tekrar inşallah. Benim evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir ravzadır. Buyurdu kabri şerifinin yanındaki o ravza. Çok da daracık bir yer. 100 kişi 200 kişi anca sığacak kadar değil mi? Medine Mescidi'nin tümü ravza değil. Ravza neresi? Mübarek yattığı Hücre-i Saadet, Ayşe anamızın evi, işte o evler, kabri şerifle minber aynı durduğu yerde duruyor tabi. Aynı minber değil ama yeri aynı. O ara. Ravzada bulunmak. Şimdi ilim meclisindesin, aynı ravzadasın. Allah. Aynı cennet bahçesindesin. Şimdi ölsen cennette ölmüş olursun. Cennete girdim yemin etsen, hanis olmazsın. Yeminini bozmuş olmazsın. Yalan yemin etmiş olmazsın. Çünkü Resulullah cennet bahçesi diye tesbih ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kâlû ve mâ riyâdul cennet. Cennet bahçesi nerelerdir? Biz dünyadayız. Siz bahsettiğiniz yer burada değildir. Neresidir soranlara? Mecâlisül ilmi ve hilâkud zikri. İlim meclisleri zikir halkalarıdır. Nerede ayet hadis okunuyor? Cennettir. Sen şimdi dünyadayken haftada bir saat, iki saat de olsa cennete girme fırsatı buluyorsun. İnşallah bu senin esas cennete yolunu kolay eder. Men seleke tariqan yeltemizu fi ilmen sehelallahu lehu bi tariqan lel cenne. İlim yoluna giden şu yola gelirken Allah onun cennet yolunu asan eder. İnnel meleke le tevvav ecnehete ridalli talibil ilm. İlim tahsiline heves eden, ayet hadis dinleyeyim diye şurada merak edip gelenlerin ayaklarının altlarına melekler kanatlarını gerer. Ve innel alime le yestagfiru lehu men fis semavat ve men fil ard hatta el hitan fil bahr. Kur'an alimi, sünnet alimi, ayet alimi, hadis alimi olan bir kimsenin günahları olmaz değil. Peygamber değil ki günahsız olsun. Ama Allah'ın en sevdiği sıfat, ilim sıfatını takınan alim için göklerdeki tüm melekler, yerlerdeki tüm ibadet eden salihler, hatta denizdeki balıklara varıncaya kadar istiğfar eder. Ya Rabbi bu kulumu affet. İslam ilmini tahsil etmiştir. Ömrünü İslam ilmiyle geçirmiştir diye. Onun için kalkıp da ehli sünnet hocaların ufak tefek şusu busu olabilir. Onların aleyhine konuşma. Neden? Onun ilmi kefaretidir. Balıklara varana kadar bütün mahlukat onun istiğfarcısıdır. Sen ne yapacaksın? Hayatın nerelerde geçmiş? Yaşın kaç? Başın kaç? İslam Kur'an ilmine kaç dakika ayırmışsın? Allah bizi bu ilimden ayırmasın. Amin. Bak tefsirden çıktım buraya gel. 20 senedir devamlı Kur'an'la uğraşıyor. 20 sene. Gece gündüz. Ondan evvel de var bir 10 seneye yakın. 30 sene. İşimiz, gücümüz kitap, kitap, kitap. Allah kitaptan ayırmasın. Amin. Ama hangi kitap? Tergi değil, roman değil, hikaye değil, masal değil. Allah'ın kitabı. Bir de hakikaten Allah bizi tefsire. Efendi Hazretleri buyurdu. Kur'an'dan yol açıldı, size yürüyün. Dün kendisini ziyaret ettim. Gece 12'ye kadar yanındaydım. Dedim siz buyurdunuz ki Kur'an'dan yol açıldı, size yürüyün. O yolda yürüyoruz. Dua himmet buyurun. Sizinleyiz. Başka kimse yok. O dost. Anahtarları, yolları açan o dost. Baş müfessir o. İlimlerin kaynağı o. Biz ne biliyorduk? Kıymet bilelim. Şimdi madem ki ilim meclisindeyiz, madem ki şu anda sohbetimiz dostlarladır, inşallah bu tehditten korunmuş olacağız. Ama herkese duyurun. Duyurun. Hoca efendi benim barda işim yok. Pavyonda işim yok.
İçki içilen yerde durmam. Şöyle yapmam, böyle yapmam. Kendini avutma. Bir televizyon belası var. Tamam mı? Orada Allah'ın bütün düşmanlarının programları var. Filmleri var, dizileri var. İslam'ın inkar edildiği, şeriatın hükümlerinin hafife alındığı, Allah'ın diniyle istihza edildiği, alay edildiği neler var neler neler. Hele şimdi Noel de yaklaşıyor. Ne eğlenceler, ne programlar. Helak edeceksin milletin ocağını, Allah sizi muhafaza etsin. İşte sen sabaha kadar teheccüd kılsan, akşama kadar oruç tutsan, 6 günleri değil 600 günleri tutsan, eğer muhabbetin, sohbetin, ilgin, ilişkin, oturduğun, kalktığın adamlar, o namazsızlar, abdestsizler, facirler, günahkarlar ise, senin diyor bütün iyi amellerini günaha çeviririm, mahşere de onların arasında çıkarım. Ama لَوْ كَانَ رَجُلٌ يَعْمَلُ عَمَلَ جَمِيعِ الْاَشْرَارِ بَعْدَنْ تَكُونَ صُحْبَتُهُ مَا الصَّالِح۪ينَ الْاَبْرَارِ وَيُحِبُّهُمْ. Size bu gece bir müjde geldi. Vallahi bu müjdeye karşılık bana ne verseniz ödeşemeyiz be. فَاَنَا الَّذ۪ي اَجْعَلُ آثَامَهُ حَسَنَاتٍ وَاَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْاَبْرَارِ. Eğer benim bir kulum, hepiniz okulsunuz, herkes kendini muhatap alsın, bütün kötü amelleri bir noksan bırakmaksızın tüm kötülerin yapacağını tek başına o yapsa, ama eğer oturduğu kalktığı, sohbet ettiği kişiler efendim benim salih kullarım ve dostlarımsa, eğer dostlarımın meclisinde bulunuyor ve onları gönülden seviyorsa, yoksa hoca ne demeye başladı acaba bir dinleyeyim de bakayım diye böyle karıştırma değil de, muhabbetle, sevgiyle, itikatla, samimiyetle, ihlasla, sadakatle geldiyse, onun tüm günahlarını sevaplara döndürecek, ona tevbe nasip edecek, onu imanla öldürecek, kabir şu anda cevap verdirecek, mahşere de dostlarımla çıkaracak olan yine benim Allah. Yetti mi size? Arttı bile, başınızı cemaattan çıkartmayın. Allah bu cemaatlerde daim eylesin. Amin. Amin. Şimdi efendim konumuz neydi? Kıyamet alametleri ki ne buyuruyor Rabbimiz? Ve kad ca'e eşratuha. Bu gavurlar bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Kıyametin kendilerine ansızın gelmesini bekliyorlar. Başından okuduğum ayet kerimesinde. Fel yanzurune illa sa'ate en te'tiyevun bahteten. Hiç beklemedikleri bir anda çat kapı kıyamet başlarına kopacak. Bunu bekliyorlar. İman etmemek, tevbe etmemek, kıyamet gelsin cehenneme gireyim demek de eşittir. Ve kad ca'e eşratuha, ama o kıyametin alametleri gelmiştir Allah buyuruyor. Gerçekleşmiştir. Şimdi ben size tabii 3 aylardan evvel çok sohbetler yaptım. Ama bitiremedim. Kolay da bitmez. Velakin büyük alametlere geçelim diyeceğim. Ama şu anda yaşanan alametlerin bazılarını daha anlatmadık. Onları da anlatmadan geçmek işime gelmez, bu kadar hadis-i şerifi ihmal etmek. Duymamış olmak da bir zarar hanesine girer. Onun için Muhammed Mustafa'nın buyurduklarını sallallahu aleyhi ve sellem duyalım, duyuralım kardeşim. İşimizin adına konuşalım inşallah önümüzdeki efendim haftalar boyu Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem hemdem olalım, sohbetinde bulunalım. Hadis-i şerif okunan meclisler bizzat Resulullah sahipleniyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetleri orada hazır bulunuyor. Ve o cemaate şefaat buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü hadis-i şerif okundukça kimin adı geçiyor? Onun, bunun, Eflatun'un, manyak Sokrat'ın, ahmak Eflatun'un, bilmem ne filozofunun adı geçmiyor. Kimin adı geçiyor? Resulullah geçiyor. Herkes ne okuyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. E bu kadar salavat okulan meclislere Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem teşrif buyuruyor. Sakın üşenmeyin. Bir kere salavat okumaya üşenmeyin. Bir kereye 3 defa salavat okuyun. Onun büyük hakkı var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten onun senden bir beklentisi de yok. Salavattan geri ne dönüyor? 10 rahmet diyor, bir salavata diyor. Bir salavat okuyana
Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem diyene kaç rahmet geliyor? 10. Allah Teala ne buyuruyor? Sen mi sevgilime, habibime sallallahu aleyhi ve sellem bir salavat okudun, al sana 10 rahmet yağdırıyorum diyor. Allah Teala'nın adeti biliyorsunuz. Men ce'abil hasene felu aşre emtâlâ. En az 1'e 10'dan başlıyor. Allah Teala katlayanlardan eylesin. Amin. Şimdi hadis-i şerifler okuyorum. İnşallah tabii bazı hadis-i şeriflerin içerisinde mükerrerat olur. Nasıl olur? Başka hadis-i şerifte geçen bazı mesele öbür hadis-i şerifin de içinde geçebilir. Kur'an-ı Azimüşşan'da da var mı bu? Var. Kur'an-ı Azimüşşan'da Musa Aleyhisselam'ın kıssası kaç yerdedir? Nuh Aleyhisselam'ın kıssası kaç yerdedir? Salih Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın bahsi, ümmetinin zikri, haberi, tarihçesi kaç yerdedir? Bunun hikmeti zihinlere yerleştirmektir. Çelişmediğini göstermektir. Ayetlerin ve hadislerin birbirini tasdik eder olduğunu, doğrular mahiyette bulunduğunu efendim tescilidir. Bu yüzden zaten bize 10 kere, 20 kere bile duyduğumuz şey kafamızda kalmıyor. Şuradan çıkınca hoca ne konuştu? Çok iyi konuştu. Ama ne konuştuğuna gelince efendim şimdi ne bileyim canım aklımda kalmadı o kadar da adam iyi konuşuyor demekle işimiz bitiyor. Ama tekrarında inşallah bir şeyler kafamıza kalır da birileri şeyler anlatmak nasip olur inşallah. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'tan Deylemi rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Hafızdır, büyük hadis hafızlarından. Müsnedi var. Efendim, Firdevs, Müsnedül Firdevs adı var. Zeherul Ekbar, birkaç tane efendim kitapları var mübareğin. O hadis-i şerifte يَأْتِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقْعُدُ الرَّجُلُ اِلَى قَوْمٍ فَمَا يَمْنَعُهُ اَنْ يَقُومَ اِلَّا مَخَافَةَ اَنْ يَقَعُوا ف۪يهِ İnsanlar üzerine kıyamet kopmadan önce bir zaman gelecek. Geldi mi geldi. Çünkü gelenleri okuyoruz şu anda. O da nasıl bir zaman olacak? Bir adam diyor bir toplumda oturacak. Cemaatin arasında bulunacak. Kalkmak isteyecek. Bir sıkıntısı olacak. Bir haceti olacak. Abdeste çıkacak. Veyahut birine bir şey diyecek. Bir şey olacak. Kalkamıyor. Niye kalkamıyor? Felç mi oldu? Kütürüm mü oldu? Bir sıkıntı mı oldu? Yok. Kalkar kalkmaz bunlar benim aleyhime gıybet yapacaklar. Beni çekiştirecekler. Korkusundan oturayım da şunlar dağılmadan ben de bunlara aleyhimde konuşma fırsatı vermeyeyim diye oturup kalacak diyor. Oldu mu? Sizin belki pek öyle meclislerde bulunduğunuz olmuyorsa da bulunanlar oluyor. Ya öyle bir alamet bir zaman ki insanlar o kadar samimiyetsiz ki o kadar birbirine böyle yüzeysel bir gülme gösterileri yapıyorlar ki böyle sarılanlar, muhabbet edenler, birbirine hürmet edenler, hatta elini öpenler, elini ayağına doğru eğilenler, sen biraz çıktığın zaman da biri de bir şey dediğin zaman da ne diyorsun kardeşim değil de gıybet etme sus değil de bir şey ekleyenler. Böyle bir cemaatla karşı karşıyayız. Böyle bir toplumdayız. Bir cemaatte oturuyorsun, sen onların arasından ayrıldığında kimse garanti verebiliyor mu ki? Emin midir ki benim aleyhimde konuşmayacaklar? Allah. Gördükleri zaman da hepsi ellerini öpmeye kalkıyorlar. Adama hürmet ediyorlar. Ya bir yanlışı var, yüzüne söyle veya hikmetini sor. Onu yapamıyorlar. Ya ne yapıyorlar? Gıybetle dedikodu onların çok işine geliyor. Bu zaman dinleyenler de ne oluyor? Konuşan gibi ortak oluyor. Bursa'da bir sohbet yaptım. Geçen ay. Geçen ay da olmadı işte de. Birkaç hafta önce gıybet konusunda. 1,5 saate yakın bir sohbettir. Ama ne rivayetler, ne hadisler, ne hükümler. İlginç konular. Yani öyle gıybet var adamı kafir eder. Öyle gıybet var adamı münafık eder. Öyle gıybet var adamı günahkar eder. Öyle gıybet var serbesttir. Günahı yok. Kısımları, hükümleri, kefaretleri, helallık dilemenin usulleri, nasıl kurtulacağın, ne okuyacağın, hangi duanın paklayacağı, bir de gıybet edenlerin ahiretteki durumları. Allah muhafaza etsin. Ne buyuruyor alimler? Gördüğümüz eserlere, rivayetlere göre diyor,
gıybet eden bir insan, dünyada gıybeti alışkanlık haline getiren bir insan, efendim, cennete en son girebilir, cehenneme de en evvel atılır diyor. En evvel cehenneme atılır, cennete en son girerse girer diyor. O da kafir olmadıysa. Kafir eden gıybet de var. İnşallah bakalım onu basıyorlar. O sohbeti size çıkaracağız inşallah. Şimdi hepsinin vakti yok, bu arada ona giremeyiz. Ama o zamandayız, hadis-i şerif haber verdiği kıyamet alameti hak etmiştir. Yanındayken konuşmuyorlar. Çıkar çıkmaz, kadınlar da böyle çok yapar. Oo. Kaynana gelin hakkında konuşmadan durur mu yani şimdi? Ama işte o çıkacak, çıktığı anda bir tabeyle yapacak, biliyor musun? Yani girdiği anda, nasılsın yavrum? Böyle bir zaman. Karılar bir taraf, erkekler başka bir kısım. Erkekler karıları geçti, hanımları diyoruz. Çok kaba oldu karılar lafı diyoruz. Neyse, mesele bu. Böyle mi olmalıydı? Olmamalıydı. Ama yüzüne konuşan kalmadı, arkadan konuşmayan kalmadı. Allah Teala bizleri muhafaza buyursun inşallah. Şimdi bu kıyamet alametlerinden iyi bir alamet mi, kötü bir alamet? Kötü bir alamet. Yani şimdi bu kaçınılması gereken bir alamet. O zaman ne yapacaksın? O zaman işte o toplumda ben bunun günahına ortak olamam deyip ya çıkacaksın ya da gücün varsa engelleyeceksin. Susun kardeşim, istiğfar edin, Allah hepimizi affetsin, konuyu kapatın diyebileceksin. Ama nerede o cesaret, nerede? Adam öbürü diyor ki yani bir bilen sen misin ya? Senin hiçbir günahın yok. Bizi tenkit ediyorsun. Bize vaaz mı ediyorsun? Vaazını kendine sakla. Allah muhafaza. Öbürü de kalkacak diyecek ki bu gıybet değil. Hepten gavur olacak. Allah Allah. Yani ne bileyim kardeşim. Öyle bir zaman gelecek buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Geldi. Ne kadar sıyrılabiliriz? Allah Teala bizi o kadar muhafaza buyursun. Şimdi bu sohbetin faydalarını sayıyor da inşallah haftaya da sayarız. Sohbetin faydalarından biri diyor, o mecliste bulunduğu müddetçe gıybetten, dedikodudan, iftiradan, söz taşımaktan vesaire haramlardan, günahlardan ne olursun? Korunursun. Korunursun ama siz de öyle bir milletsiniz ki sohbet bittiği zaman caminin içinde de konuşmaya başlıyorsunuz. Bak şimdi hadis-i şerifler gelecek. Kıyamet alametidir bu yaptığınız. Efendi Hazretleri çok üzerine dururdu bu işin. Fakat maalesef hiçbir kimse bu lafı tutmuyor. Camide çok dünya kelamı konuşuluyor. Dünya kelamını bırak, gıybet ve dedikodu da konuşuluyor. Sohbet dağıldı mı iki kişi orada oturuyor veya üç kişi şurada ayaküstü konuşuyor. Biri hakkında çekiştirme yapabiliyor. Allah muhafaza, Kabe'nin karşısında gıybet yapılıyor. Hacılar Mekke'de, efendim, dervişler Tekke'de, herkes oturmuş, zikir yapacağına gıybet yapıyor. Ama gıybeti dinlerseniz daha da anlarsınız tabii yani. Gıybet sizin bilmediğiniz çok şeyde nereye giriyor? Gıybete giriyor. Adamın amma boyu uzun demek gıybete giriyor. Efendim, tipe bak tipe demek gıybete giriyor. Bunları dinlediğiniz zaman hadislerle şeylerle daha bir bilinçleneceksiniz inşallah. Neyse birkaç hafta sabredin bakalım da dinlersiniz. Ben dinlemeyi bırak, ben konuştum da ne oldu yani? Allah evvela bana amel etmeyi nasip etsin. Ya bu iş dikkat ister. Şimdi onun için diyorum bu mecliste inşallah korunmuşsunuz. Ama hiç olmazsa şuradan çıkana kadar bari ağzınıza dilinize mukayyet olun. Sohbet biter bitmez kendi aranızda da dırdırdıra başlamayın yani. Bak hadis-i şerif. Beyhaki rivayet ediyor Hazreti Hasan'dan radıyallahu teala an. يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ حَد۪يثٌ ف۪ي مَسَاجِدِهِمْ ف۪ي اَمْرِ دُنْيَاهُمْ İnsanlara kıyamet kopmadan bir zaman gelecek, çatacak. Mevzularını, dünyalık konuşmalarını, dünya hakkındaki havadisleri, haberleri, hava durumlarını falan hep camilerde konuşacaklar. Yahu hadi eskiden adam 8 saat, 10 saat camide duruyordu. Tabii
O kadar durduğu halde de bir dünya kelamı etmiyordu. Sen zaten topu topu bir saat camide duruyorsun. Buna da dünya lafını nereden buluyorsun da karıştırıyorsun? Bari camide azıcık durduğun kadar dilini tut. Camide dünya kelamı konuşacaklar. Fela tücalisuhum. Bu tip adamlarla oturmayın, kalkmayın. Haberlik yapmayın. Feleyse illa teala fî mâcedûn. Camide dünya lafı konuşan adamlara Allah'ın ihtiyacı yoktur buyuruyor. Allah onların namazına, ameline, sevabına muhtaç değildir. Yani ne demektir? Lazım değilsiniz bana, huzurumdan defolun gidin demektir. Allah'ın onlara ihtiyacı yoktur diyor. Bura benim evimdir Allah buyuruyor. Camiler ne için yapıldı? Evet. Ve ennel mesacide lillahi felâ ted'û me'allâhi ehadâ. Cin suresinde Allah buyuruyor. Celle Celaluhu. Camiler Allah'a aittir. Sakın Allah'la birlikte kimseye dua yapmayın. Yalvarışta bulunmayın. Sırf ibadet yapın. Ona kullukta bulunun. Dünya işi karıştırmayın. Efendim, dünya kelamı konuşmayın. Ahiret amellerine teşvikte bulunun. Buna dikkat edin. Yine birçok hadis-i şerifte bu husus dikkat çekiliyor bu hususa. İnşallah Allah Teala bu sohbetten sonra bizlere Allah'ın evlerinde gereken edebi takınmayı nasip eder. Bize terbiyemizi ilham eder inşallah. Amin. Evet. Ebu Nuaym'in Hazreti Ömer'den radıyallahu teala Ebu Nasr-ı Seczi de rivayet ediyor bunu. Bir hadis-i şerif. Seyusibu ümmeti fi ahir-i zamani belâun şedîd. Ahir zamanda benim ümmetimin başına çok korkunç belalar gelecek. Geldi mi? Geldi. Daha ne gelecek? Daha ne gelecek? İslam'ı yaşama hürriyeti Müslümanların elinden alınmış. İslam diyarında, İslam beldelerinde namaz yasaklanmış. Örtü yasaklanmış. Efendim, he? İslam'ın şairini, nişanlarını ortaya koymak, izhar yasaklanmış. Bundan büyük ne bela arıyorsunuz? Ha hoca efendi, şimdi bundan büyük bela, dükkanımız açık. Paramızı kazanıyoruz. Arabamız altımızda. Yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. Ne bela var ya? İşte senin musibetin demek, dinine vurmuş da senin haberin olmamış. Allah musibeti dinimize vurdurmasın da dünyamızda da afiyet buyursun ama Resulullah'ın duası sallallahu aleyhi ve sellem ve la tec'al musibetena fi dinina, şu duaya bak. Ya Rabbi bize bir musibet bela illa da vurduracaksın. Men yuridillahu bi hayran yusib minhu buyuruyor. Allah hayır dilediği kimseye musibet verir. Musibet verir. Sevdiklerine musibet verir, bela verir. Sağlığıyla imtihan eder, fakirlikle imtihan eder, hakirlikle imtihan eder, hapisle imtihan eder. Allah Teala sevdiklerini, dostlarını imtihan eder. He, Bektaşi ne demiş? Ben Allah'ı seviyorum ama Allah beni sevmesin demiş. Tövbe ya Rabbi. Bu ne biçim tekelleme ya? Adamı gavur eder. Niye demişler? Sevdiğine çok bela verir. Ben dayanamam demiş. Ben seveyim de demiş. O sevmesin. Tövbe ya Rabbi. Ha, biz ne diyoruz? Sevsin de versin diyoruz. Sevsin de versin. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ya Rabbi illa velenebluvennekum bi şeyin minel havfi vel cu'i ve naqsin minel envali vel enfusi vel semerat ve beşşirus sabirin. Düşman korkusu, telaş, endişe, panik, tehlike, efendim açlık, kıtlık, fakirlik, ekonomik darboğaz, geçinememek. Çoğunuzun başında sıkıntılarınız var. Malların noksanlığı, canların noksanlığı, hastalıklar, bedeninize vuran bunca hastalıklar var. İçinizde nice hastalar var. En beteriniz benim herhalde. Ondan sonra ürünlerinize vuran, efendim çocuklarınızın ölmesi, bunlar büyük imtihanlar tabii. Kiminin evladını kaybediyor, kimin en yakınını. Bütün bu imtihanları yemin ediyorum ki Allah buyuruyor, sizi imtihana çekeceğim, imtihansız cennet yok. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ. Kim cihad ediyor? Kim Allah yolunda ne sarf ediyor? Ne türlü gayret harcıyor? İslam'ın yayılması,
Kur'an'ın duyulmasına ne emek veriyor? Bunu göreceğim. Ben biliyorum ama herkes de görecek. Herkese de göstereceğim. Ahirette şahitler tutacağım. Cehenneme attığım zaman bir adamı herkes de bunu hak etmişti dedirteceğim. Yoksa ya Rabbi bu ne yapmıştı da bunu cehenneme attın dedirtmeyeceğim. Kim sabrediyor, kim cihad ediyor bunu göreceğim. Ben biliyorum ama size de göstereceğim. Ebeşşir-i sabirin. Sabredenlere çok müjdeler ver ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu büyük iş. Sabır büyük makam. Velakin imtihansız, musibetsiz cennet yok. Ancak bu musibet illa gelecekse nereye gelsin? Dünyamıza gelsin. Dinimize, imanımıza, abdestimize, namazımıza, hanımımızın, çoluğumuzun, çocuğumuzun tesettürüne, İslam kıyafetine gelmesin. Namusumuza zarar, zeval, halel gelmesin. Efendim, İslam'ı yaşadığımız vatanımıza gelmesin. Gavurların işgali altına girerek Allah muhafaza etsin. Efendim, şu bir cemaat halinde toplanma, namaz kılma cemaatle bu nimetler neler çekti değil mi? Kosovalar, Bosnalar değil mi kardeşim? Yüz binler mezarla adamların, hamilelerin karnı deşildi. İnsanlara tecavüzler edildi. Efendim neler vurdu? Tabii bu candan öte, maldan öte dine vurdu. Bütün camiler yıkık şimdi. Bütün minareler kırık şimdi. Hep gitti. Dünyanın birçok yerlerinde. Nerede Endülüs İslam Devleti? Nerede? Değil mi? 500 sene hükümdar olmuş İslam'ın medeniyetin merkezi halindeki koca Endülüs. Cami göremezsin yani. İslam'ın, Müslüman'ın mezarı bile yok. Mezar bulamazsın. Halbuki 5 asır İslam'ın merkezidir İspanya şimdiki. Dolayısıyla ya Rabbi bize musibet vurduracaksan belayı dinimize vurdurma. Ve la tec'alil acilete ekbera hemmina ve la meblega ilmina. Ne dua. Siz de Türkçesini yapabilirsiniz. Arapçasını bilseniz daha iyi olur ama ya Rabbi en büyük derdimizi, en büyük tasamızı, gayemizi, hedefimizi peşin dünya zevklerinden ibaret yapma. Bu ne demek be? Derdin ne? Ben bir araba alayım. Bir de morgiç sistemi çıktı şimdi. Bir de morgiçle ne alayım? Dotke motke neyse. Ne olacak on sonra? Benim ondan sonra değme keyfime hoca be. Çayımı içerim, yatarım aşağı, dizilerimi de seyrederim, tuzum kurup tıkırım yerinde. Sohbete ne hacet, namaza ne lüzum var ya? Ha? Onun için Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetime ahir zamanda çok bela vuracak. Adam diyor ki, bana hiçbir bela vurmadı ki diyor. E vurmaz tabii ya. Sen dine geleni bela saymıyorsun ki. Sen İslam'a gelen yarayı canına değmiş saymıyorsun ki. Sen dünyadaki Müslümanın başına gelenin derdiyle dertlenmiyorsun ki. Men asbaha ve lem yehtemme bi umuril müslimin feleyse minum. Sabaha çıktığında, kalktığı zaman bir insan o gün hangi dertlerle kalkıyor? Çek var ödeyeceğim, senedim var, borcum var, efendim ödemem var, işe yetişeceğim, şu oldu, mahkemem var. Senin ne derdin var sabah kalktığında o dertle kalkıyorsan, eğer dünyadaki tüm Müslümanların derdiyle de kalkmıyorsan o Müslümanlardan değildir diyor. Filistin yanıyor. Irak yanıyor. He? Keşmir yanıyor. Doğu Türkistan yanıyor. Afganistan yanıyor. Müslümanlar esir kamplarında. Prangalar içerisinde eziyet çekiyor. Ha sen bana bir bela vurmadı ki diyorsun. Sende İslam şuuru yok. Mümin kardeşlik şuuru yok. Ya, kendi kardeşinin başına gelene böyle mi davranıyorsun? E bak çok bela vuracak diyor. E demek ki bu belalardan herkes nasibini Allah için alacak. Ama sen neyi bela sayıyorsun? İşten çıkarıldığını bela sayıyorsun. Maaşın eksilmesini bela sayıyorsun. Öyle mi? Çocuğun ölmesini bela sayıyorsun. Karının hastalanmasını bela sayıyorsun. Tamam bunlar da bela. Ama
ya bir de imanına gelecek darbe ne olur? Ya sana namazın yasaklanması ne getirir? Ya senin kalbine bir vesvese şüphe gelse, bu İslam'da doğru mu acaba, bu hocalar bizi mi uyuttu bugüne kadar diye bir şüphe gelse sana ne, nasıl acaba? Vallahi ehli sünnet ve cemaat itikadında zerre kadar şüphelenmektense gökten yere parçalanmayı tercih ederim. Şu gece kalbimde ehli sünnet itikadına karşı bir şüphelenmektense her şeyimi kaybetmeyi yeğlerim. Öyle misiniz? Hah. Lafla olmaz. Hissedin. Yaşayın, tadın. Ne zenginliklere sahipsiniz, ne nimetlere sahipsiniz. Sizden akıllıların, sizden zenginlerin, sizden güzellerin, sizden meşhurların sahip olmadığı tam bir halis ehli sünnet itikadına sahipsiniz. Elhamdülillah. Hamd edin, şükredin, nimet bilin, kıymet bilin. Kalkıp da neyin var ki demeyin. Neyin yok ki? Allah'ın var Celle Celaluhu. Allah'ın var. Ve kefa billah. Allah yeter. Ya nebi hasbukallah. Ey nebi zişan, sana Allah yeter. Allah'la arası iyi olana nerede ne zeval var? Nerede ne zarar var? Allah'ın düşmanı olana aman ya Rabbi muhafaza buyur. Allah'ın düşmanı olana zenginlikten ne kar var? Evlattan ne kar var? Karıdan kocadan arabadan ne kar var? Şurada sokaklarda gezecek, Allah'ın düşmanı olarak dolaşacak. Bu ne rezalet? Allah'ın düşmanı olarak. Bir de senin gibi ehl-i sünnet itikadı namazda, abdestinde, anlı secdede Allah'ın dostu olarak gezmek var. Şuradan af olarak çıkmak var be kardeşim ya. Ya. İşte çok büyük bela vuracak. Allah belayı dinimize vurdurmasın. La yencu minhu illa raculun arafe dinallahi fe cahede aleyhi bi lisanihi ve bi kalbih fe zalike allazi sebeqat lehu sevabiku. O belalardan, o fitnelerden, o kargaşalardan, o karanlık bulutlardan kimse kurtulamayacak. Allah. Ancak dur bakalım, o bir kişi kurtulacak, ondan oluruz inşallah. Allah'ın dinini bilen muhteremler, burada nokta koyalım. Allah'ın dinini bilmek, öğrenmeye tabidir. Kimse anasından doğduğu günde İslam'ın hükümlerini bilir halde doğmamaktadır. İlim tahsili, ilmihal bilgisi, ehl-i sünnet itikadından sonra her ikisi farzdır size. Farzdır size. O zaman bugün kim kurtulabilir? Allah'ın dinini bilecek. Bir defa ilk olarak orada dökülüyoruz. Allah'ın dininden haberimiz çok kısıtlıdır, sınırlıdır. Bugün bir futbol haberleri kadar, futbolcuların efendim hakkındaki bilgiler kadar çoğu gencimizde maalesef din hakkında bilgi yoktur. Nasıl kurtulacak? Nasıl kurtulacak? Şimdi bilmek yetmez. فَجَاهَدَ عَلَيْهِ بِلِسَانِهِ وَبِقَلْبِ Diliyle cihat edecek, kalbiyle cihat edecek. Diliyle cihat nasıl olur? He? Hadis-i şerifte size okuyoruz. مَنْ رَآ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُوا بِيَدِهِ Bir şeriatsızlık gören eliyle ona müdahale etsin. Tabii ki ahir zamanda o elle müdahale imkanları kalmayacağını bildiği için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten bugün elle değiştirecek bir imkanlarımız var mıdır? Bugün içkiyi engellemeye, kumarı engellemeye, fuhşu engellemeye, zinayı durdurmaya, faizi durdurmaya elimizden gelen bir efendim şu anda hemen bıçak gibi aldı kesti yapacak gücümüz var mıdır? Yok. Bak onun için ne kadar acayip hadis-i şerif ki ahir zamanda bela fitne kaynadığı zaman kurtulacak tek kişi Allah'ın dinini bilecek evvela. Ondan sonra ne yapacak? Bilmekle kalmayacak, evde oturmayacak. Ben kendi kendime namazımı, ibadetimi yapıyorum. Hiç insanlara karışmıyorum, görüşmüyorum, günahlara da girmiyorum demeyecek. Diliyle mücadele edecek. Diliyle mücadele işte feillem istatuh ve bilisani maddesinde anlatılıyor. Elle müdahaleye gücü erişmediği zamanda, zeminde diliyle cihat edecek. Dille cihat nedir? İşte bu benim yaptığımdır. Ha bu benim yaptığım gibi yapacak. Yani ne demek? Duyduklarını duyuracak.
Hakka hidayet edecek, İslam'a davet edecek, hükümleri tebliğ edecek, Allah'ın dinini hasır altına indirmeyecek, devamlı gündemde taze tutacak. İnsanlar helalı haramı bilecek. Dille. Yeri gelir dil de sökmez. Öyle yer olur konuşmak da imkan dahiline girmez. Ve bir kalbi. En azından o zaman ne yapacak? Allahümme inna adamın kerum ve la arda. Ya Rabbi bu iş, bu gördüğüm, gözlemlediğim durum senin dininin, kitabının yasakladığı, kabul etmediği, reddettiği bir hadisedir. Sen buna razı değilsin, ben de buna razı değilim. Elimden dilimden bir şey gelmiyor. Sana sığındım ya Rabbel Alemin diyecek. Bu kalple olan bir cihattır. Ve zâlike edâful iman, bu imanın en düşük derecesidir. Ve leyse verâ edâlike mithkâlu habbetin min kardelin min iman. Bundan öte hardal tanesi kadar imandan eser kalmaz. Ne demek? Zaten el devreden çıktı, el gücü kalmamış. Diliyle de gücü yettiği yerde bir şey söylemiyor. Kalbiyle de nefret etmiyor, ikrah etmiyor. İnsanlara karşı düşmanlık ve nefret, kin demiyorum. Yapılan amellere karşı. Yani senin bir sarhoşa düşman olmanın bir manası yok. İçki içmesine razı gelmemen gerekiyor. Anladınız mı? Seni zina yapan bir adamı düşman ilan ederek vurun abalıya, vurun namussuza diye yola düşmenin bir manası yok. Zaten senin bu efendim elinde de değil, sana bu da emredilmiyor İslam'da. Ama onun yaptığı zina fiilini kerih görmek, soğuk görmek, Allah'ın razı olmadığı işten tüylerin diken diken olmak, ha bu kalpten olan cihattır. Ama bundan aşağıda hardal kadar iman yok. Ne demek? Çünkü bundan sonrası normal görmek, hoş görmeye girer. O zaman da ne olur? Ne var canım içki içiyorsa adam biraz keyifleniyor, derdini unutuyor. Veyahut da zina ne yapacak, zina etmeyecek de yani şimdi bu kadar herkes çırılçıplak, yani adam da zina etmiş, ne olacak yani? Çok mu bir şey ya? Tevbe eder, af olur, sen karıştırma. Gibi normal görmelerde haramı helal görme açısından iman kalmıyor. Anladınız mı? Kim kurtulacak o ahir zamandaki beladan? Allah'ın dinini bilen, diliyle ve kalbiyle cihad edebilen. فَذَلْكَ الَّذ۪ي سَبَّقَتْ لَهُ السَّوَابِقُ. İşte o kişi çok ileri gitmiştir. Hayırda çok öne geçmiştir. اَسَّابِقُونَ اَسَّابِقُونَ لَا كَالْمُقَرَّبُونَ. Zaman ahir zamandır. Fitne ortalığı sarmıştır. Bu zamanda hakikaten cihadın çeşitleri de sınırlanmıştır. Eskisi gibi er meydanlarında, cihat meydanlarında kafirlerle mücadele imkanları da kalmamıştır. Artık dillen ve kalben cihat devreye girdiği noktada bunu yapan da çok üstün fazilet elde etmiştir. Ve en ileri geçen zümreye mahşerde dahil olmuştur inşallah. Ya? Ne kadar Allah bize, Habibi sallallahu aleyhi ve sellem bize kolaylık gösteriyor, görüyor musun? Ne kadar kolaylık. E mübarek dilinin eriştiği yerde de esirgeme ağzını, dudağını, bu dudakları, bu dili yaradan, tükürük bezlerini çalıştıran, seni bülbül gibi konuşturan Allah'ın dinini anlatmaktan üşenme ya. Üşenme. Korkma, çekinme. Ama tabii ki konuşmanın usulü var. Tebliğin, davetin metodu var. Her yer kürsü değil. Herkes de sizin gibi benim önümde oturmuş. Sessiz dinleyen cemaat değil. Zamana, zemine göre hareket edersin. Ama o imkanı bulamadığın yerde de Allah'ın dinini müsaade etmediği şeylere kalbinden ya Rabbi razı değilim ama bir şey yapamıyorum, sana sığındım dersin. Hiç olmazsa dinini böyle muhafaza edersin. Bir de وَرَجُلٌ عَرَفَ د۪ينَ اللّٰهِ فَصَدَّقَ بِهِ. Bir adam daha kurtulur diyor. Hadi be. Hadi. Bayağı kolaylaştı. Zaman ahir zaman zorlaşıyor. Zorlaştıkça müjdeler artıyor, emirler kolaylaşıyor. Bir adam daha kurtulur diyor. Yine Allah'ın dinini anladı. Dini bilmek şart ha. Bundan aşağı kurtuluş ümidi yok. Kimse ben İslam'ı bilmeden kurtulurum zannetmesin. Çünkü bilmeden amel etmek mümkün değildir. İşte şu sohbetlere gelmenizin en büyük faydası ve bereketi sizin üzerinizde zuhur edecek etkisi ne olacaktır? Allah'ın dininden haberdar olmak olacaktır. Şimdi siz şuralarda aldığınız bilgileri kim bilir senelerce alamamışsınızdır. Bak kaç yaşına gelmişsinizdir, birkaç sohbetteki şuuru ve bilinci
efendim çok yerde erememişsinizdir. Ya biz bunun çok örneklerini gördük, size de misal getirdik. Demek ki ilim meclislerine devam, bununla yetinmeyin. Bununla yetinmeyin. Namaz caiz olacak kadar bir kıraat, hoca efendilerden bir ağız düzeltmesi yapın. İşte bizim size tavsiye ettiğimiz eserlerden namazla ilgili, oruçla ilgili, değil mi efendim, ilmihal size farz olan, tabi hac farzı ise, hac size tealluk etmiyorsa ayrı. Zekat farz değil, zengin değilseniz, ama zekatın kime farz olduğunu öğrenin tabi. Çünkü zekat bana farz değil zanneden nicelerine zekat farzdır. O zekat farz değil zannediyor. Çünkü zekatın kime farz olduğunun bilgisine vakıf değildir. Onun için hangi hüküm bana tealluk ediyor, hangi hükümden varisteyim, efendim öyle ya, bunları ayırın. Ondan sonra ehli sünnet ve cemaat itikadı asla taviz veremeyeceğimiz inanç bilgileri, bunu ezberleyin, yutun. Ezbere böyle konuşun, ezbere. Ehli sünnet itikadının küçücük bir itikad risalesi mesela size onu verebiliyor. Ha birisi diyor ki hocam sen kitaba yazmışsın ki diyor mesela, Bursa'ya gidiyorlardık. Köprüde bizi karşılaştılar şeyde, vapurda. Sen diyor yazmışsın ki bu itikad risalesini bilmeyen, bu kitabı okumayan ehl-i sünnet olamaz, işte iflah olmaz. Dedim ki ben öyle yazmadım. Ben yazdım ki bu kitaptaki bilgileri bilmeyen iflah olmaz. Doğru mu? Doğru. Ama illa bu kitap değil. Belki bu ilimleri bu kitaptan okumadı da başka yerden okudu. İflah olmaz mı? Olur. Bak şimdi laftan lafa fark var. Yanlış anlayışlara sebebiyet vermeyelim yani. Benim kitabımı okumayan kurtulamaz. Böyle bir iddia hiçbir hoca yapamaz. Çünkü neden? Ben orada belki bir güzel yol seçtim, anlayışlı dil kullandım, kısalttım, özetledim. Ama şimdi adam onu başka kitaptan okuduysa, İhya Ulum'dan okudu, şuradan okudu, buradan okudu, Hunye'den okudu, tercümeden okudu, Türkçe başka eserlerden istifade etti. İflah olmaz mı? Olur. Ben ne diyorum? Bu ehli sünnet itikadı, bu yazdıklarıma inanmayan Allah'ın dinini bilmemiş olur. Sen Allah'ın sıfatlarını bilmezsen, Allah'ın oğlu var kızı dersen, haşa Allah'ın efendim bilmediği konu var dersen, Allah da şaşırttı ne yapacağını dersen, Allah yukarıda oturdu dersen, sen kalkıp efendim sırat yok, mizan yok dersen, sen kader yok dersen, sen nasıl iflah olacaksın? Ben bunu demek istiyorum. Yoksa ben bu kitabı demiyorum. Bu kitaptakileri nereden istifade ederseniz, ehl-i sünnet olsun, seçim size aittir. Ancak Allah'ın dinini bilmekten aşağı kurtuluş ümidi yoktur. Ehl-i sünnet itikadı, ondan sonra farz olan ilmihal, farz olan, size ne farz? Namazın farzlarına abdest de girdiği için, gusül de girdiği için, oradan başlayarak namazda biraz teferruat var. Sade bir namaz kılmakla olmaz, bunun abdesti var, guslü var, bozanı var. Ha, namaz bilgisi, oruç, hac ve zekat ilgililerine yöneliyor. Bu meseleleri, helalı, haramı bileceksin. Ticaret yapıyorum o zaman, kazancının helal olup haram olup efendim hangi hususlar helal harama sokar, bunu ticaret yapanın bilmesi farz. Evlenecek adamın cinsi münasebetle ilgisi, hanımıyla cinsel ilişkilerle ilgisi hükümleri bilmesi farz. Farz yani, adam şimdi ters ilişkiye giriyor hanımıyla, senelerce ben bunun haram olduğunu bilmiyordum diyor. Bilmiyordum demek mazeret olamaz. Evlenecek adamın nikah ahkamını okuması, öğrenmesi farz. Nasıl evleniyorsun o zaman? Sen sarı çizmeli Mehmet Adi'sin ki, sen Allah'ın kulusun. Allah bir din gönderdi kardeşim. Nerede yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun? İslam diyarında yaşıyorsun. Müslümanlar arasında yaşıyorsun. Bak Müslüman anadan babadan doğdun. Sen gavur musun ki haşa? 80 yaşında da ben şimdi Müslüman oldum desen geçmişin silinir. Ama şimdi sen Müslümansın. Bu dini bilmeden senin geçmişin silinir mi? Olmaz. Onun için kurtulan kim olacak? Dini bildikten sonra diliyle, kalbiyle cihat yapan, Allah cümlemize yüksek makam nasip etsin. Ama olmadı. Ama dille mücadele yeteneğin olmadı. İmkanın, fırsatın bulunmadı. O zaman yine Allah'ın dinini bilecek. فَصَدَّقَ بِهِ Onu tasdik edip ona inanacak ve gereğini yapacak. En azından amel etmese de, burada amel kaydı yok. Ben şimdi bir kayıt ilave ettim. Kemal vasfı ile alakalı. En azından ne yapacak? İnanacak. Bilmeden inanabilir mi? Neye inanacak?
alıyor böyle. Ben bu Kur'an'da ne varsa diyor, inandım. Oldu mu? O zaman diyorlar ki ona, faiz haramdır. Bak sen burada faize girdin, öyle şey olmaz diye. E senin şu iki kapı, kabın, inandım dediğin iki kapısında bu yazıyor. Kim demiş onu diyor. Böyle iman olur mu? He? En azından inanmak kurtarır mı? Kurtarır. Badelleteyye velleteyye. Nice nice zahmetlerden sonra cehennemde torna tesviye işlemleri gördükten sonra oran buran düzeldikten sonra da olsa sonu cennet midir? Cennettir inşallah. İmanlı ölen cehennemde kalmaz ebedi. Amel meselesi de. Tabii ki bir insan namaz kılamıyorsa tembelliğinden, gevşekliğinden buna kafir demiyoruz ama namaza ne lüzum var ben spor yapıyorum diyene kafir diyoruz. Oruç da tutmasa, farz olduğuna inansa buna da kafir demiyoruz ama ben zaten periz ve diyet yapıyorum, oruca ne lüzum var diyene kafir diyoruz. Öyle mi? Hacca gitmeyene kafir demiyoruz ama gittiği halde ne biçim yermiş diyene kafir diyoruz. He? E dolayısıyla zekat verdiği halde efendim bu da ne iştir ya? Cennete girmek için böyle şartlar adamı haraç gibi soyuyorlar diyene kafir diyoruz. Dolayısıyla evvela ne lazım? Dini bilmek, bilmeden neye inandım? İşte diyorum buna inandım dersin. İçindeki bir şey söylendi mi de, işine gelmedi mi de, olmaz öyle şey dersin. Çünkü neden? Neye inandığını bilmemektesin. Evvela bilecek, işte bu bilinci de inşallah bize bu cemaatler sağlayacak. Bu sohbetler kadar böyle bir ders gibi insanların kafasına şuur işleyen bir meclis bulunmaz. İlla ilim meclislerinde bu bilgiler size verilir. Ama burada yine size bazı teşvikler yapılır. Hani namazın, orucun vesaire ahkamın tafsilatına girecek vakit bulunmazsa da size adresler gösterilerek yine bu ilim meclislerinin bereketiyle siz yolunuzu görürsünüz inşallah. Ve bin necmühüm yehtedûn. Allah buyuruyor, yıldızlarla kullarım yol bulurlar. Denizde, karada, geceliğin yol şaşıranlar eskiden beri yıldızlarla ne yaparlar? Güney mi, kuzey mi, nereye gidiyorum? Efendim, şu yıldız şurada, bu yıldız burada. Onun için ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem, ashabike nücum, sahabem yıldızlar gibidir. Ve eyhi muktedeytü muhtedeydü. Uyarsanız, yolu bulursunuz. İşte alimler, sohbet meclislerinde, sizlere İslam'ı öğretenler, o yıldızlar gibidir. İstifade edenler, dinleyenler, tasdik edenler, inandım diyenler, inşallah, böyle bir bela zamanda da yine kurtulacaklardır inşallah. Yine kurtulacaklar. Ama dinlemeyenler, bilmeyenler inandım da deseler neye inandıklarını bilmeyeceklerdir. Ve inandım dedikleri hakikatleri bilmeden de olsa inkar edeceklerdir. Ve bundan mazur da sayılmayacaklardır. Çünkü neden? Sen Kur'an'da ne hükümler olduğunu, Allah'ın neler buyurduğunu öğrenmek için bir ay, iki ay bile insan bir Kur'an meali okusa veyahut da Allah ne buyuruyor diye şöyle bir genel bilgi sahibi olsa, ben Allah'ımın bütün buyurduklarına inandım dese, ondan sonra biri faize helal dediği zaman o ona Allah haram etti diyebilir. Ama bu kadar da bilgisiz, ben anamdan görme Müslümanım, benim atam Müslümandı diyerekten bir din anlayışı olamaz. Çünkü senelerce, yıllarca çocuklara ne öğretimler yaptırıyorsunuz, ne paralar verdiriyorsunuz, ne hocalar tutuyorsunuz, ne dershanelere gönderiyorsunuz, milyarları bu yollarda harcıyorsunuz, tüketiyorsunuz. Efendim, öğrendikleri de nedir? İşte matematiktir, fendir, fiziktir, şudur budur. Nereye kadar lazımdır? Mezara kadar bile çoğuna lazım değildir ama mezarda herkesten faydası, istifadesi kesilecektir. Ama tam mezara indiğin zaman da sorulacak, sonsuz ahirette İnsana sermaye olacak, bilgiden, itikattan, inançtan yoksun nesiller yetiştirenler iflah etmeyecektir. Bu da böyle bir önemli hadis-i şerif. Yine Hazreti Cabir'den geliyor hadis-i şerif radıyallahu anh. يَتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَسْتَغْفِ الْمُؤْمِنُ ف۪يهِمْ كَمَا يَسْتَغْفِ الْمُنَافِقُ ف۪يكُمْ İnsanlar üzerine bir zaman gelecek. Ey benim eshabım, şimdi sizin içinizde münafıklar nasıl gizleniyorsa o günde sağlam Müslümanlar gizlenecek. Oldu mu? Daha dün bir doktorla karşılaştık.
Hocam dedi, biz seninle bir yolculuktaydık yurt dışında bir yerde, bana söyledi. Ben de sizin minibüsteydim, şuradaydım. Ama dedi, size pek yanaşamadım dedi. O zaman biliyorsunuz felancaların dönemiydi. Ya bana yanaşsan ne olur, yanaşmasan ne olur. Felancanın dönemi de geçti, filancanınki de geçecek inşallah. Ama mesele, İslam devam edecektir. İslam devam edecektir. Müslüman niye gizlenecektir? Ve lakin, o zaman gelecek ki diyor, hakikaten namaz kılan fişlenmeyeyim diye, efendim gümüş yüzük takan şişlenmeyeyim diye, he? Karısını örten, efendim karısının başı kapalı olan, anasının başı kapalı olan bile, aman anne görüşmeyelim. Allah Allah. Durum öyle mi? Öyle. Adam diyor, beni işimden atarlar. Beni rütbemden ayırırlar. Benim maaşıma son verirler. Benim şu cemaatle irtibatımı tespit etseler, kapı dışarı ederler. Öyle mi? Öyle. İşte sizin gibi dervişlerle kaldık baş başa maşallah. Allah sayınızı artırsın. Çoğu gelmek isteyenler var, gelemezler. Hele benim sohbetime gelenler, bir başka özelliği var tabii. Birilerinin gözünde yani. Adam diyor ki, seninle görüştüğümü bir bilseler diyor, yandık. İnşallah cehennemde yanmazsın. Birilerini fişlemişler, bunları takip altına. Ya neyini takip edeceksin? Ortada adamız biz ya. Vatanımızı seviyoruz, askerimize, polisimize her gece burada dua ediyoruz. Her hafta askere adam yolluyoruz, çoluk çocuğa dua ediyoruz, vatan bölünmesin diye uğraşıyoruz. Ne yapıyoruz biz? Ne yapıyoruz ama? Ha, şimdi kendileri de anlamaya başladılar. Oturdukları dalı kestiklerinin farkındalar. Allah döndürecek inşallah. İnşallah müminler gizlenmeyecek inşallah. Yine münafıklar gizlenmeye başlayacak inşallah. Evet ama durum o ki imanını yaşayabilen, yaşamak isteyenler hakikaten gizlenip saklanıyorlar. Allah bize İslam hürriyeti nasip eylesin. Resulullah'ın 4000 aşkın tüm sünnetini açıkça işleme imkanları nasip eylesin. Amin ya, bundan büyük dua yok ya. Ne olur ya, asr-ı saadet gibi bir sünnet yaşayan ümmet görsek be. Ne olur? Ama zorlandı işte. Durum bu. Hazreti Ali'den bir rivayet, bir hadis-i şerif okuyorum size. Okuyayım mı? Maşallah okuyun dersiniz ama sonra bir de saate baktınız mı? Hoca kaçı etti be. Evet. Belki ben de çok sağlam bir şey değilim işte. İdare edelim birbirini. Şekerim düşüyor çıkıyor. Öyle uğraşıyorum ben. Pilli zilli adamım, bir şey yiyorum çıkıyorum, bir daha bakıyorum düşüyor çıkıyorum. Bir de bakıyorsun yatalak oluyorum, biraz kendime geliyorum ben. He? Ben sağlam bir durumda değilim, Allah razı olsun. Ben de kendimi hesaplı efendim harcarsam iyi olur tabii. Uzun zamana yaymak için. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aman ya Rabbi. Ye'ti alen nasi zemanun. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek. Geldi mi? Geldi. Hemmuhum butunuhum ve şerahuhum meta'uhum ve kibletuhum nisa'uhum ve dinuhum derahimuhum ve dinaruhum ulaike şerrul halqi la halaqa lehum indallahi ta'ala. Allah Allah. Allah muhafaza. Bu sohbetin sonunda bundan sığınacağız yani. Sığınacağız, Allah bizi koruyacak. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek. Tek dertleri ve kayeleri karınları ve mideleri olacak. Buradan ne giriyor onu düşünecek. Ne kazanacağım ne yiyeceğim. Allah. Men kânetim metu ma yedhulu fî cevvih fe kîmetu ma yehrucu min cevvih. Söze bak, hizaya gel. Kimin derdi gayesi midesine ne girecekse onun kıymeti ve değeri midesinden çıkandır. Yazıktır, ayıptır. Anca boğaz değildir. Bu kadar değerlerimiz var. Bu kadar değerlerimizi paraya, rütbeye, menfaata alet etmeyelim. Ve bunları zayi etmeyelim. Efendim, börek yiyemeyiz de Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi yanmış kabuk yeriz. Çorbayı hafif sulandırırız da efendim içeriz. Tamam mı? Envai türlü bulamasak da imanımızla yaşarız. Bu nedir ya? Menfaatı neredeyse oraya uyuyor.
Onlar gibi inanmaya başlıyor. Onlar gibi düşünüyor. Onlar gibi konuşuyor. Onları tasdik ediyor. Onları destekliyor. Niye? Benim burada çıkarım var. Ama çıkarın cehenneme çıkıyor. Cehenneme çıkıyor kardeşim. Sen burayı destekleyemezsin. Batılla birleşemezsin. Ehl-i sünnet dışı fırkalarla haşir neşir olamazsın. Senin kırmızı çizgilerin olacak. Böyle ayarsız Müslüman olur mu ya? Tek dertleri mideleri olacak. Ne yiyeceğim, ne kazanacağım, ne harcayacağım. Ve şerahum metahum. Hırsları şereh. Aşırı hırstır, şereh. Men ekele bi şerehin e'amallahu ayna kalbi. Efendi Hazretleri çok okurdu. Kim hırsla yemek yerse böyle Allah onun diyor kalbinin gözünü kör eder. Anında kalbi stop eder. Kalp gözü kör olur. Artık ayet hadis de okusan hiçbir şey anlamaz. Bütün hırsı isteği diyor ne olur? Eşyası. Aman arabam. Yani geçen bir reklam şekerim düşüyor gibi hissediyorum onun için içiyorum. Kusura bakmayın. Kürsüyü içmek yeri değil. Ölçüyoruz şimdi mesela 50 çıkıyor, 60 çıkıyor. Sen 50 ile yatalak olursun. Terleme geliyor o zaman, titreme geliyor. Efendim, ne diyoruz? Bütün hırsları, düşkünlükleri, eşyaları olacak. Bu araba bakımlarını biliyor musunuz? Araba servisi. Allah Allah. Adam diyor, şöyle cila, şunun üzerine bir parlatma, onun üzerine bir efendim civalama, boyalama, o şöyle, bu böyle, bir ekip saydı orada, satış yapıyor biliyor musun? Bir çuval şey, hep araba bakımıymış. Allah. Adam arabasına bir yeri çizik olsa, uykusu kaçıyor ya. Tüm moralim bozuldu diyor. Yeni de almışım arabayı, çizdiler anasını satayım. Ne olacak? Kalbi perişan olmuş, itikadı bozuk, haramlara bakmış, gönlü körelmiş, cila da patlamaz, oturma münkirle yemez, hancı pas alırsın, paklamaz her kalaycı durumuna düşmüş, hiç derdi de yok. Ama arabası çizildi mi, adamın suratı gülmüyor ya. Lan araba nedir? Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Bütün hırsları eşyalar olacak. Alıyor bir cep telefonu böyle, kuzu gibi. Aman böyle onun şeyini de çıkartmıyor biliyor musun? Üstündeki naylonu da çıkartmıyor. Camı çizilmesin. Yani. Ulan Allah ya Rabbim. Islah etsin. O sıra bir kapkaççı alıyor gidiyor tabii ondan. Ulan vuruyor kafaları. Hey, bağırıyor. Ya ne olacak cep telefonuna bu kadar önem veriyorsun? Yere koymuyor böyle. Ama bir gözlüğü var böyle. Onu koymayacak yer arıyor böyle. Eşya düşkünlüğü var. Dertleri, mideleri diyor. Bütün hırsları, eşyaları. Araba, şu, bu. Her milletin böyle bir hobi diyorsunuz yani takıntısı var. Herkesin bir yere takmış. Kimisi de elbise hastası böyle. İyi giyinecek, şu olacak, bu olacak. Toz konmacık. Böyle yapar. Allah Allah. Ne olacak ya? Ne olacak? Şimdi benim üstümde görüyorsunuz bunları zannediyorsunuz ne kadar pahalı değil mi? 30 riyale aldım Ömre'den. 30 riyale aldım yani. Kaç para? 9 milyon. Ne kadar? Sizin pantolon, ceket, gömlek ne kadar masraflısınız ya? Bir entari 9 milyona çıkıyorum ne var? Ama benim üstümde de görünce kim bilir hocanın ipek midir, atlas mıdır? Ulan neyim ben ki ya? Ya kral mıyım ya? Allah'ın gariban kuluyum yani. Ne olacak? Giy kardeşim. Yok. Eşyam iyi olacak. Şeyim güzel olacak. Şuyum şöyle olacak. Buyum böyle olacak. Sakındığın göze çöp girer demiş. Böyle sakındığı arabaya da illa çizik atarlar yani adamın böyle bir. Ya biraz rahat ol. Biraz serbest ol kardeşim. Evet. Dertleri, hırsları, eşyaları olacak. Onun için Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. وَلَا تَجْعَلِ الْعَاجِلَةَ اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. Ya Rabbi peşin dünya eşyasını, basit dünya metaını en büyük derdimiz haline getirme. İlmimizin, bilgimizin ulaştığı son noktayı dünyadan ibaret eyleme. Adamın bilgisi
ilmi, idraki, şuuru ve hafızası nereye kadar gidiyor? Bilgisayar teknolojisine kadar orada kalıyor. İnternette kalmış yani. Halbuki kabir var, mahşer var, sırat var, mizan var, ahiret var, cennet var, cehennem var. Bunlardan hiçbir haberi yok. Ben daha o kadar üzülüyorum ki bu kadar senedir vaaz ediyorum. Kitaplara bir bakıyorum. Cennetle cehennemle ilgili yüzlerce, binlerce rivayeti daha sizle paylaşmamışız ve siz de duymamışsınız. Kesin biliyorum. Hep aynı şeyler konuşulmanın bir lüzumu yok. Değişik şeyler konuşmak lazım. Ha millet duymamış bu kadar hadisi Resulullah niçin buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama adamın ilmi nereye ulaştı kaldı? Adamın ilmi bilgisayarda kaldı. Son teknolojide kaldı. Senin telefonda Bluetooth var mı? Hiç anlamıyorum onlar nedir ha. O ona seninkinde şu var mı? Beninkinde bu var mı? O bende şu var. Ben bir cihaz taktım benim bilgisayara. Beninki uçuyor böyle. Yok eydi sele bilmem ne sele bilmem fesele. Bir şeyler bir şeyler. Konuşuyor. Cennetten bir şey sorsan böyle bakıyor. Hiç haberi yok cennetteki rivayetten hiç. Ulan şurada iki gün daha duracaksın. Ebedi ahirete gideceksin. İnsan biraz ahirette ne var ne yok öğrenmez mi be? Yapmayın. Yazık edersiniz. Hepsini bırakır gidersiniz. Bak bu gece paket edilebilirsiniz. Sabaha mezarda olursunuz. Öğlende ikindide gömülürsünüz bak. Yarın ne bilgisayarınız, ne teknolojiniz, ne cep telefonu hiç kalmaz. O sevdiğiniz, iyi baktığınız eşyanız elinizden kime kalır da belli olmaz ha. Yapmayın. Siz ahireti tercih edin be. He. Onun için ahiret tercihi sohbeti çıkarttık size geçen hafta. Kaç tane aldınız kim bilir? 50 tane mi aldınız? 100 tane mi aldınız? Dinlemeniz lazım. Dinletmeniz lazım. Ahiret tercih edilecek. Dinlemeden ne olur? Siz şuraya gelmeden nasıldınız? Şimdi şu saatte kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu doktor kontrolü gibi bir şeydir işte. Hapı verir ondan sonra etkisini seyreder. Ha ben de öyleyim. Allah beni de burada olduğum halde muhafaza etsin. Sizi de burada olduğu gibi muhafaza etsin. Sahabe-i kiram öyle sonra Hanzale radıyallahu anh. Ne yapaka Hanzale dedi ya Resulallah. Hanzale münafık oldu. Resulullah buyurdu olmaz ya sen münafık değilsin. Doğru Müslümansın. Yok dedi ya Resulallah. Hanzale münafık oldu. Bu sahabe ne acayip adamdılar ya. Kendilerini kontrol ediyorlar. Etkilerini devamlı fark ediyorlar. İmandaki ibre artışını, yükselişini, hararetin yükselmesi, eksilmesi gibi anlayabiliyorlar, hissedebiliyorlar. Sahabe bu. Bizde hiç. Adam imanımın nuru zayıfladı mı, kalbim paslandı mı? Nasılsın diyor, iyiyim diyor. Lan her dakika değişiyor bu kalpler, fırıldak gibi bir durum var. Sen şu anda ne haldesin? İşte bu sohbetin bereketiyle hepimiz iyi haldeyiz. Ama tabii çıktıktan sonra ne haldeyiz? Yarım saat, bir saat televizyon seyretsen Allah muhafaza aldığından bin katını yüklenirsin sırtına. Burada dağıttığının bin beteri olursun. Bir anda nurun körelir ya. Ahireti tamamen unutursun. Varsa dünya yoksa dünya durumuna tutulursun. Ama burada bak ahiret konuşuyoruz. Şimdi ahiret tercihi sohbeti. Mutlaka alın. Dinleyin. Ondan sonra çok talep oldu dediler kabir sohbetine. Dedim maşallah. Millet kabiri dinlemek istiyor. Bazıları da aman kabirden anlatma diyor. Biliyor musun? Ha şimdi demek Müslümanlar neyi dinlemek istiyor? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem emrine imtisalen ekfiru zikra hazimil lezzat lezzetleri kaçıran, keyifleri kaçıran ölümü çok hatırlayın. Ta Almanya'da yaptık. İki kaset. Can nasıl çıkıyor? İnsan nelerle karşılaşıyor? Kabirde nelerle görüşüyor? Ne haller oluyor? İki kaset. İki saatlik sohbet. İki saat. Baştan sona hiç başka bir konu da yok. Sırf kabir. Kabir, kabir, kabir. Dinle, dinle, dinle. Arabada, evde, her yerde. Kabir. Ha. Ne buyurdu? Süfyan-ı Sevri radıyallahu teala an men ekzera zikral kabri vecedehu ravzaten min riyadil cennet. Kim kabiri çok hatırlar, kim kabirden çok bahseder, kabir sohbetini çok dinler ve çok yaparsa kabre girer girmez orayı cennet bahçelerinden bir ravza bulacaktır. Ama sen kabir dinlemiyorsun ki. Devamlı gidiyorsun. Diciler, miziler, efendim, eşkıyalar,
acayip acayip programlar, mezarı unutuyorsun. Senin mefhumunda mezarlık yok. Az kalsın mezarlıkları şehir içinden de çıkaracaklar. Milletin morali bozuluyor diye. Tabut görmesin, cenaze arabası yoldan geçmesin. Mezarlıkları tamamen dışı yapacaklar. İskender-i Zülkarneyn Hazretleri gittiği zaman bir memleketleri dünyayı dolaşırken, Meşrik'e Mağrib'e dolanırken bir yere baktı, geldi birilerine, herkes mezarı evinin önüne gömmüş. Eskiden köylerde öyleydi. Hala da köylerde çoğu mezarlar evin bahçesindedir. Niye böyle yapıyorsunuz dedi. Bize ölümü hatırlatıyor dediler. Aldanmayalım. Hakikaten insan yakınının mezarını evinin önüne gömse de her gün girerken çıkarken o kabre uğrasa biraz hizaya gelir değil mi? Ama şimdi sen mezarı dışarı attın. Şehir dışına attın. Mezarları görmüyorsun. Efendim kabir sohbeti dinlemiyorsun. Hiç kabirle alakan yok. Tabi senin derdin miden olur. Tabi senin hırsın düşkünlüğün metağın eşyaya olur. Kabiri dinlesen tercihin ahiret olur. Salih amel ne göndereceğimi düşüncen olur. Ha, ve men gafele anhu, her kim kabirden gafil, ölümü ve kabiri hiç düşünmezse, vecede hufraten min huferin niran, belki yarın Allah bilir içimizden birine nasip olabilir. Allah imanla gitmek nasip etsin. Ölen kişini eğer dünyada kabiri hiç hatırlamamış, kabiri düşünmemişse onu cehennem çukurlarından bir çukur olarak bulur. Bak 20 sene 30 sene bir evde kalamıyoruz. Bakalım kaç yüzlerce sene o mezarda kalacağız. Lütfen. Şimdi orayı nasıl düşünmezsin sen? Ya hoca orada bir şey yok ki. Ne yok ki? Çürüyorum gidiyorum yok oluyorum. Sen öyle zannet. O gavur itikadıdır. Zalike zannüllezine keferu. Bu kafirlerin düşüncesidir. Allah buyuruyor. Yazıklar olsun o kafirlere. Cehenneme düşünce anlayacaklar. Biz kafir miyiz ya? Biz Müslümanız mübarek. Biz kabiri düşüneceğiz, ahireti düşüneceğiz. O zaman iştahımız biraz kaçar mı? Kaçar. Biraz efendim midemiz bulanır mı? Yılanları, akrepleri, kabiri düşünmüyor mu? Bulanır. O zaman tek derdimiz karnımız kalır mı? Himemuhum butunuhum. Dertleri, işleri, güçleri, karınları, sofra, sofra, sofra. Kıble-i Abdülbutun, şut sofrayı. Efendi Hazretleri okurdu bunu. Allah dostlarının kıblesi tabii bu Kabe-i Muazzama'dan da öte Sidretül Münteha. Allah dostlarının Kabe'si. Karınlarının, midelerinin kulu olanların kıblesi şut sofrayı. İşleri güçleri sofra, sofra, sofra. Adama, herkese soruyorlar en sevdiğin ses ne sesidir? Biri diyor karı sesidir, biri diyor para sesidir, biri diyor su sesidir, bir öbürü dedi kaşık sesidir. Sofradan. Adamın kıblesi sofra. Derdi yemek, boğaz. Değirmen boğaz. Anca ödüyor. Böyle bir şey olur mu ya? Az ye ya. Az ye, az uyu, az iç. Tem mezbelesinden geç. Bura çöplük gibi yapma burayı. Bu çöplüğü bırak. He? Efendim, ve şerahum meta'um ve kıbletum nisa'um, kıbleleri nere olacak? Meşhur hadis tabi, orayı çok biliyorsunuz. Karıları, yani hanımları. Bayanlar ne olacakmış? Kıble olacakmış. Ne demek kıble? Namazı karıya doğru kılacaksın demek değil. Herkes kıbleyi buluyor maşallah. Ama akıl fikir kadınlarda. Ondan sonra kadın bir şey dediği zaman Allah'ın emriyle çelişse de hanımı darıtmayalım. İşimiz düşer sana. Helal haram demeden karıyı memnun etme uğrunda krediler alınsın. Faizler yenilsin. Rüşvetler verilsin. Yeter ki karı bir şey demesin. Ağzı kesilsin. Komşuyla rekabete işi sokarsa onun şusu var, bunun busu var. Ben rezil olmayayım yani. Ya komşu şunu aldı sen hala alamadın. Adam diye de geçiniyorsun dediği zaman sana İşte o zaman kıblenin neresi olduğunu görürsün. Hanım, ben helalımdan kazanıyorum, helalem gibi nereden kazandığım belirsiz değil. Efendim, kanaat et, ediyorsan bu. Ben haram yiyemem, yalan diyemem, rişvet alamam, namazı bırakamam,
Senin hatırın için sakalı kesemem. Ya. Amma sakal düşmanı hanımlar var. Allah muhafaza. Keseceğim diyor, uyurken keserim diyor. Adam uyurken yarısını kesmiş. Rezil eden karılar var yani. Adam diyor, peygamberin sünneti. Yok diyor, bizim hanım diyor, bu işe razı değil diyor. Kıblesi ne oldu bunun? Kıblesi ne oldu? Ya. Yazık. Ve dinum derahimum ve dinanum. Dinleri, altınları, gümüşleri, dirhem gümüş para, dinar altın para, yine dünya kuruldu kurulalı iki şey para, altın, gümüş, işte yeteleler, eurolar, dolarlar onun simgesi. Yoksa para altın, gümüş tabi. Dinleri bu. Ne demek dinleri bu? Yani tek dertleri para kazanmak, paraları ellerinden alınacağını anladıkları zaman İslam'ı da bırakırlar, Kur'an'ı da bırakırlar, cemaati da terk ederler. Yeter ki dünyalarına dokunulmasın. Çok böyle bir durumda insan var. Allah bizi dayanamayacağımız imtihanlara tabi tutmasın. Yoksa bizim de bir imtihan halinde ne olacağımız yani şu andan kestirilemez. Kimse kendine güvenip de ben Allah'ı tercih ederim, Kabe'yi tercih ederim der ama işte bir imtihanda da naneyi yer, Allah muhafaza etsin. Adam bir de bakarsın ki sapıtmış. Ya sapıtmış, yamulmuş. Hanımın dediğine doğru, paranın adresine doğru, helal haram gözetmemiş, Allah'ın dinini korumamış. Durum bu. Ulaike şerrul halk. İşte bunlar yaratıkların en şerlileridir. La halaka lehum indallah. Allah indinde bunların hiçbir nasibi yoktur cennette ve yerleri bir karış, arsaları yoktur ahirette. Allah muhafaza etsin bizi. Biz böyle değiliz inşallah. Biz değilsek de genel durum böyle mi? Genel durum böyle mi? Ümmetin durumu bu mu? Ya en büyük düşkünlükleri eşyaya mı? Dertleri boğaz mı, mide mi? Yediği içtiği mi? Bu. Kimlerin lafı geçiyor? Kimler dinleniyor? Ya Allah'ın dini kenara bırakılıyor. Haftaya ne hadis-i şerifler var? Ben aslında bayağı bir şey okuyacaktım ama tamam. Vakit. Yoksa daha çok hadis-i şerifler var. Allah bizi zemmettiği kullarına girmekten muhafaza eylesin. En şerli kullardan olmaktan muhafaza eylesin. İnşallah. Kısaca dua edelim. Bu cemaatin amini boşa gitmez. Büyük belalar okundu burada. Bize de dokunuyor bir ucunda. Çoluk çocuğumuz var. Hep bu belaların içinde yaşıyoruz. Allah muhafaza. Bu Resulullah'ın duasını yapayım size. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demin yaptığımız duayı. Ona amin dersiniz. Ne buyuruyor? Ya Rabbi musibeti dinimize vurdurma. Amin. Ya Rabbi peşin dünyayı en büyük gayemiz haline çevirme. Amin. Bilgimizin son noktası, ilmimizin ulaştığı noktayı acil peşin dünya zevklerinden ibaret eyleme. Amin. İlmimizi kabir ve ötesine ulaştır. Amin. Bilgimizi ahirete, cennete kavuştur. Amin. Ya günahlarımız yüzünden senden korkmayan, bize acımayan zalim kafirlerin başımıza musallat eyleme. Amin. Resulullah'ın duası, daha da duaları var. Yaparız, Arapçasını yaparız, amin dersiniz. İnşallahurrahman. Şimdi, kabirle ilgili sohbet dinlemeyen kalmasın, herkese ulaştırın. İki kasete halledir, kabiri bir dinleyin. Bir dinleyin ama moraliniz bozuluyorsa da tekrar tekrar dinleyin. Keyfiniz kaçıyorsa baktın ki etki yapmış, daha çok dinleyin. Tabii birazdan belki hanım, kapat bu meseleyi efendi ya. Evli ev mezarlığa döndü diyebilir. Ama siz ara ara yine baktın ki ayar kaçıyor, kabiri koyun fırına. Kabir arkadaş. Ben buraya gideceğim yarın hanım, sen de. Sen de dedin mi hepten başlar bağırma. Hoca tabutu dışarı koymuş, cenazeyi yıkamış da odaya koymamış da ondan sonra kadının bile gelmiş kokana, hocayı yakalamış. Kaç gün oldu cenaze kalkalı? Ne çıkart bu tabutu demiş, koymadın içeri be. Hocaya fırça atıyor biliyor musun? Hoca demiş ne kocunuyorsun be demiş. Yakında seni de koyacağım içine inşallah. Oo, çıldırmış, bağıra bağıra kaçıyor. Ya şimdi buna yani kediye kısılan fare gibi gözünü yummanın ne kurtuluşu var yani? Madem öyle görmeyeyim. Kedi beni yutacak anlamış, fare gözünü yumuyor. Kulağını tıka, gözünü yum.
Ölmeyecek misin? Gömülmeyecek misin? Kabir görmeyecek misin yani? Dinlemesen ne olur? Bari dinle de hazır ol. Mübarek adam. Kabiri dinleyin. Ahiret tercihini mutlaka dinleyin. Belamız dünyacılıktan geliyor. Bu dünyadan Allah bizi soğutsun. İnşallah. Ondan sonra Rabıta kitabı var. Beni yaratanla nasıl irtibat kurabilirim? İşte yolu Rabıta. Okursan bu eseri, Allah sana kendisine giden yolu kolay edecek inşallah. Allah amel nasip etsin. Ruhumuzun gözeneklerini atsın. Ondan sonra ne var? Medine-i Münevvere kitabı son kez çıkıyor. İçinde Resulullah hakkında sallallahu aleyhi ve sellem. Ne anılar, ne hatıralar, Medine hakkında ne faziletler, ne rivayetler, Allah dostlarının hatıraları, Efendi Hazretlerimizin var, Sami Efendi Hazretlerinin var, diğer büyüklerin var, velilerin var, Muhammed Zekeriya Efendi vefat eden o büyük zatın mübarek resmini de koymuşlar. Ne güzel bir kitap. Şimdi size Medine kitabı devamlı gözünüzün önünde bulunsun. İnşallah Medine aklınıza geldi mi gözleriniz yaşla dolsun. Resulullah'a ziyaret nasip olsun inşallah. Şundan aşağı olmayın. Mecnun'dan aşağı kalmayın. Mecnun ne yaptı? Mecnun gitti. Bir zaman Leyla'nın yaşadığı, Leyla'yı kaybettiği diyarlara, sönmüş ocaklara, yıkılmış duvarlara sarıldı, kucakladı, öpmeye başladı. Öpüyor, 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 öpüyor. Mecnun, Amiri, Amir kabilesinden. Onlarda acayip bir aşk var. Öyle bir aşk o kabilede. İşte duygusallık, genetik yani. Kendini ölüme sevk edecek kadar aşık oluyor. Duvarları öpüyor, diyor ki emurru ale diyari diyari leyla ukabbilu del cidara ve del cidara ve ma hubbu diyari şehafne kalbi velakin hubbu men sekene diyara. Uğruyorum Leyla'nın diyarına, yurduna. Şu duvarları öpüyorum, kucaklıyorum. Bu duvarın, ocağın, taşın, toprağın sevgisi kalbimde yer etmedi. Burada evvelce sakin olan sevgilinin aşkı beni bu hale getirdi. Medine dendi mi, Medine'nin taşı toprağı hepsi mukaddes ama orada yatan bir Muhammed Mustafa var. Sallallahu aleyhi ve sellem, canların canı var. En büyük sevgili var Allah'tan sonra. İşte o Medine kitabı öyle öpülmeli, öyle koklanmalı, öyle kucaklanmalı. Medine diye içten içe yanmalı insan inşallah. O diyarın sevgisi değil, oranın sakini Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi. Allah kalplerimize yerleştirsin. Kendisinden sonra onun sevgisini bize tattırsın. Evladımızın sevgisinden, malımızın sevgisinden, eşimizin sevgisinden, en sıcak zamanda, ölüm anında bile, efendim kuraklıktan ölürken, soğuk suyun sevgisinden Allah daha sevgili hale getirsin inşallah. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya alim ya halim ya alim ya azim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyak. Fa'fu anna afina ve teqabbel minna innaka entes semi'ul alim. Allahümme ec'alna nebiyyena Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ma huve ehlu Allah. Me ec'alna şuyukhana hayral ceza. Allahümme inna nes'eluke el cenne. Ve ma qarrabe ileha min kavli ve amel. نعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين Şimdi o duamızı yapıyoruz. آمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِجَنَّتَكَ Ne buyuruyor? Ey Allah'ım, senin korkundan, sana karşı saygıdan, sevgiden kaynaklanan korkudan, kullarına dağıttığın taksimattan, bizim hissemize o kadar düşür ki, sana isyan ve günahla bizim aramıza girsin. Amin. Duaya bak. Taat ve ibadetlerinden, dostlarına dağıttığından, bizim taksimatımıza, hissemize o kadar düşür ki, onunla bizi cennete ulaştırasın. Ve minel yakini ma tuhevvinu bi aleyna masaibed dünya. Ya Rabbi, şüphesiz inançtan, görür gibi imandan hissemize o kadar düşür ki dünyanın bütün dertleri, tasaları, tüm musibetleri bize hafif gelsin. Amin. Allahümme ve la tec'alid dünya ekbera hemmina. Ondan sonra ve min el yakin ma tevlu bi aleyna musaibet dunya ve metti'na
biesma'ina ve absarina ve kuvvatina ebeden ma abgaytena. Ya Rabbi gözlerimizle, kulaklarımızla, kuvvetlerimizle, verdiğin tüm güçlerimizle, yaşadığımız müddetçe bizi faydalandır ya Rabbi. Amin. Nimetlerimi elimizden alma ya Rabbi. Amin. Bu da çok büyük dua. Ya gözümüz görüyor, kulağımız görüyor. Ve'alhul varise minna. Ya Rabbi ölene kadar, son ana kadar bütün uzuvlarımızı çalıştır ya Rabbi. Ve'al fe'rane ala men zalemena. İntikamını ya Rabbi, bizim öcümüzü bize zulmedenlerden al ya Rabbi. Vansurna ala men hadana. Bize düşman olanlara karşı bize yardım eyle ya Rabbi. Ve la tec'al musibetena fi dinina. Belamızı dinimize vurdurma ya Rabbi. Ve la tec'alna acilete ekbera hemmina ve la meblağa ilmina. Dünyayı en büyük gayemiz haline getirme ya Rabbi. İlmimizin ulaştığı son noktayı dünyadan ibaret bırakma ya Rabbi. Bize ahireti öğret, cenneti öğret ya Rabbi. Yolunu göster, bize eriştir ya Rabbi. Ve la tusallit aleyna bizunubina men la yakhafuka fina ve la yerhamuna. Suçumuz, günahımız çok. Günahlarımız yüzünden senden korkmayan, bize acımayan zalimleri, kafirleri başımıza musallat eyleme ya Rabbi. Verhamna ente mevlana ente erhamur rahimin. Bize acı, sen bizim Mevlamızsın. Acıyanların en merhametlisisin. Lütfeyle, rahmet eyle. Cümlemizi mağfiret eyle. Cehennemden azat eyle. Amin diyen kullarına ya Rabbi fazl-ı keremli hayırlı muradlarına ihsan eyle. Umduklarımıza nail, korkularımızdan emin eyle. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve selamun aleyhi mursalin. Elhamdülillahi ya Rabbel alemin. Allahümme inna neselüke temamen ni'me. Devamel afiye ve husnel hatime. Bizden evvel ölenler Rabbim garip garip rahmet eylesin. Nur eylesin. Bu cemaattan olan, kabirde yatanların da ruhları için, sizin geçmişlerimizin ervahı için, buraya adı yazılan bütün müminin ervahı için. El Fatiha.